sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Tanrı'nın varlığı problemi ve farklı tanrı görüşleri. Felsefe tarihinde arkadaşlar üzerinde en çok tartışılan konu tanrının varlığı konusudur. Bu konu aynı zamanda ilk unsur arke nedir sorununu içerir. Hatırlarsınız ilk çağ doğa filozofları neyi tartışıyorlardı aralarında? İlk ana madde nedir? İlk unsur nedir? Buna arke sorunu adını veriyorduk. Yani hiçbir şey yok iken ilk var olan şey neydi? Temel soru buydu. Tanrı'nın varlığı ve yokluğu konusunda arkadaşlar üç temel yaklaşım var. Tanrı'nın varlığını kabul edenler, Tanrı'nın varlığını kabul etmeyenler, reddedenler ve Tanrı'nın bilinemeyeceğini düşünenler. Tanrı'nın varlığını kabul edenler kimler? Tanıyalım. Teizm. Teizm arkadaşlar Yunanca Tanrı sözcüğüne karşılık gelen Theos sözcüğünden türüyor ve tanrıcılık anlamına geliyor. Teizm bütün var olanların yaratıcısı olan bir tanrıyı ya da tanrıları, birden fazla tanrıları kabul eden felsefi görüştür. Teizm genel olarak doğaüstü bir tanrıyı temel alır. Tüm varlığın kaynağını ve koruyucusunu nede bulur? Her şeye gücü yeten üstün yüce bir varlıkta bulur. Evet, temel kaynak budur. Teist filozoflar, teistler Tanrı'nın varlığını ispatlamak için arkadaşlar bir takım kanıtlar öne sürmüşlerdir. Nedir bu kanıtlar? Görelim. Ontolojik kanıt. Ontolojik kanıtı ilk olarak Orta Çağ Hristiyan filozofu Anselmus ortaya koymuştur. Anselmus'a göre arkadaşlar Tanrı'nın varlığı Tanrı'nın tanımından zorunlu olarak çıkar. Tanrı düşünebileceğimiz en mükemmel, en üstün, en ideal, en yetkin bir varlık olarak tanımlandığına göre böyle bir varlığın var olmaması düşünülemez ki. Çünkü o var olmadığı takdirde ne olur? Mükemmellik, yetkinlik gibi kavramlar yok olur. Varlıktan yoksun bir tanrı zaten tanrı olamaz. Mükemmellik ve yetkinlik kavramlarının düşünüldüğü bir evrende o niteliklerden yoksun bir tanrı düşüncesi nedir? Çelişkidir. Mükemmellik ve yetkinlik kavramları olacak ki insanlarda bu kavram her zaman vardı ve hep var olacak. Öte yandan o niteliklerden yoksun bir tanrı düşüncesi nedir? Bu bir çelişkidir arkadaşlar. Öyleyse Tanrı gerçekten var olmak durumundadır. Anselmus'a göre. Fransız filozof Descartes da aynı şekilde ontolojik kanıtı kullanarak şu soruyu soruyor ve düşündürtüyor. Nasıl oluyor da sınırlı, aciz bir varlık olan insanda sınırsız, üstün, yetkin bir varlık düşüncesi oluşabilir? Bu mümkün müdür? Descartes'a göre bu ideal yaratıcı kavramı duyularla öyle deneylerden, yaşantılardan elde edilmiş değildir. Çünkü doğada bize bu deneyimi sunacak hiçbir obje yoktur, nesne yoktur, öyle bir izlenim kaynağı yoktur. Öyleyse bu düşünce, Tanrı düşüncesi, yaratıcı kavramı bize bizzat Tanrı tarafından ne yapılmıştır? Doğuştan zihnimize dikte edilmiştir, yerleştirilmiştir. O halde Tanrı vardır, var olmak zorundadır, diyor Descartes. Bir başka kanıt, Tanrı kanıtlarından bir başkası kozmolojik kanıt adı veriliyor buna. Bu kanıt arkadaşlar nedensellik ilkesine dayanıyor. İlk neden kanıtı olarak
biliniyor. Her şeyin bir nedeni varsa nedenlerin de nedenleri var. Nedenlerin nedenlerinin de nedeni olmalı. Ama nedenler zincirini biz sonsuza kadar böyle götüremeyiz. Bir yeter neden ilkesi olarak bir yerde ilk başlangıç olan bir yeter neden ilkesinde ne yapmamız gerekir? Durmamız gerekir. İşte bu ilk nedene ne diyoruz? Tanrı diyoruz. Bir başka kanıt biçimi arkadaşlar teleolojik kanıt. Yani amaçsallık, amaçsal kanıt. Evrendeki her nesnenin, her varlığın belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir plana göre düzenlenmiş olduğu görüşüne dayanıyor bu kanıt arkadaşlar. Bu görüş karmaşık yapıdaki doğanın ve insan organizmasının bir düzen ve uyum içinde işlediğini, bunu kendi kendine yapamayacağını, bu mükemmel işleyişin mutlaka evrensel bir yaratıcı zekayı gerektirdiğini, ona işaret ettiğini düşünmekten kaynaklanıyor. Hiçbir doğal nesnenin kendi kendine bu düzeni veremeyeceği, evet teleolojik kanıtı temellendirmeye çalışıyoruz. Hiçbir doğal nesnenin kendi kendine bir düzen içinde olamayacağı, bu düzeni kendi kendine veremeyeceği, doğanın, yıldızların, gezegenlerin, evrenin milyonlarca yıldır hep aynı hareketleri tekrarlamalarının tesadüfle açıklanamayacağı, ancak yaratıcı bir zeka ile bunun açıklanabileceği, yorumlanabileceği görüşüne biz ne diyoruz? Teleolojik görüş diyoruz. Bu bir teleolojik kanıt oluyor. Deizm. Bir başka tanrının varlığını kabul eden görüş deizm olarak adlandırılır. 17. yüzyıl aydınlanma döneminde Fransa ve İngiltere'de dini otoriteye karşı bir hareket olarak ortaya çıkıyor deizm arkadaşlar. Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Voltaire gibi düşünürler o dönemlerde savunuluyor, ortaya çıkarılıyor. Bu felsefi görüş her şeyin yaratıcısı olan bir tanrıyı benimsiyor, tanrıyı kabul ediyor. Tanrı evreni onlara göre bir plana göre yaratmış ve onun işleyişini değişmez yasalara bağlamıştır. Sonra da bir daha müdahalede bulunmamak üzere Tanrı evrenin işleyişini kendi haline bırakmış, kenara çekilmiştir. Deizme göre insana düşen görev Tanrı'yı, evrenin ve doğanın bu yasalarını akıl yoluyla bilmek, tanımak, anlamak ve bu değişmez doğa yasalarına uygun yaşamaktır. Bir aracı kurum olarak deistler insanla Tanrı arasındaki dinlere, bu tür kurumlara, aracı kurumlara gerek duymazlar, gerek görmezler. Dini dogmalar akla dayandırılarak açıklanmalı, akla uymayan ilkeler dinden çıkarılmalıdır. Onlara göre akla uymayan ilkeler Tanrı'nın varlığına leke düşürmez, Tanrı'nın varlığına gölge düşürmez. Ancak insanlar tarafından dinlerin bozulduğu veya da değiştirildiği anlamına gelir. Bunları bulup çıkarmak, bu bozulan, değiştirilen yorumları, dogmaları din içerisinde bulup çıkarmak da akıl sahibi olan insanlara düşer. Tanrı ve evren deistlere göre arkadaşlar tümüyle farklıdır. Evren Tanrı tarafından yaratılmış, kendi haline bırakılmış ve Tanrı evrenin dışında ayrı bir yerde varlığını sürdürmektedir. Dinlerin siyaset ve devlet işlerine bu yüzden asla karışmaması gerekir. Karışsaydı Tanrı'nın kendisi karışırdı. Düşünceleri bu. Tanrı karışmadığına göre evrenin işlerine, toplumun işlerine, insanların işlerine, dinler ve din adamları ne oluyor da siyaset ve devlet işlerine karışabiliyor. Bunu sorguluyorlar. Panteizm, bir başka tanrı görüşü, tanrının varlığını kabul eden görüş panteizm görüşüdür arkadaşlar.
Panteizm Tanrı ile evreni farklı şeyler olarak gören deizme, yani evren dışındaki Tanrı anlayışına karşı olan bir görüştür. Çünkü panteistler Tanrı ile evreni ayrı şeyler olarak görmezler. Tanrı bütün evrene yayılmış, evrenin kendisi, kendisidir bizzat. Her şey Tanrı'dır ve Tanrı her şeydedir ve her yerdedir diye düşünürler. Panteizmin ilk örnekleri Budizm ve Brahmanizm'de görülmekte. Spinoza da Descartes'in öğrencisi Tanrı'yı nasıl görüyor? Tek bir varlık olarak görüyor. Ve Tanrı'dan başka hiçbir şeyin bulunmadığını öne sürüyor. Tabii bu görüş Tanrı'nın dışında hiçbir varlık yoksa o zaman bütün varlıklar, bütün bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz, adlandırdığımız bütün varlıklar Tanrı'nın kendisi. Evet, Tanrı ve evren ve varlık hepsi aynı şey olmak durumunda. Her şey bu tanrısal varlığın ve zorunluluğun bir yansıması, bir sonucu, bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Öyleyse her şeyde tanrısallık var. Yani panteist görüşün bir başka yorumu ile karşı karşıyayız Spinoza'da arkadaşlar. Hegel'in de, rasyonalist Hegel'in mutlak varlığı Geist görüşü, ne göre Tanrı, Geist nasıl bir şey? Kendini seyreden, kendini düşünen bir düşünce. Evet, Tanrı, ona Geist adını veriyor Hegel. Bu mutlak varlık ne yapıyor? Kendini seyrediyor, kendini düşünüyor. Kendini düşünen bir düşünce. Burada seyreden de, seyredilen de, düşünen de, düşünülen de bir ve aynı şey oluyor. Yani panteizmin değişik bir yorumu. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu görüş panteizmin sınırlarını zorluyor. Burada pananteizm başlıyor. Nedir pananteizm? Panteizmin dışında bir de diyalektik teizm olarak bilinen pananteizm var. Bu düşünceye göre arkadaşlar Tanrı evrenden ibaret değil. Evet, evren Tanrı'nın dışında bir şey zaten olamaz. Ama Tanrı evrenin dışında ayrı bir şey olabilir. Evren Tanrı'nın dışında olamaz ama Tanrı da evrenin varlığıyla sınırlandırılamaz. İşte bu görüş göre Tanrı ne oluyor? Hem tümel hem tikel. Hem neden hem sonuç. Hem aşkın varlık hem içkin bir varlık. Yani hem her şeyi kuşatan, her şeyi içine alan, hem de her şeyin kendi içinde gizlenen, kendi içinde kendisini gizleyen varlık olarak Tanrı tanımlaması ortaya çıkıyor. Bu görüş pananteizm olarak biliniyor arkadaşlar. Pananteizm görüşü İslam dünyasında da Muhyiddin İbnül Arabi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi şahsiyetlerin tasavvuf düşüncesinde kendisini gösteriyor. Bu görüş ve biz tasavvufta vahdedi vücut, yani varlıkta birlik adı vermekteyiz. Tanrı her şeyi kuşatmıştır, aşkın bir varlıktır. Aynı zamanda içkin bir varlık olarak bütün varlık ondan ne yapar? Pay alır. Ve her varlıkta o kendisini gösterir. Tanrı dışında hiçbir varlık yoktur. Her şey ondan ibarettir. Çokluk yoktur. Çokluk bir aldanmadır. Bütün çokluk aslında tekliğin, tek bir varlığın görünüşüdür anlayışı. Vahdedi vücut olarak tasavvufta bilinir arkadaşlar. Ve pananteizm görüş ile tasavvufi olan bu görüş ne yapar? Örtüşürler. Birleşirler.